Hayır, Nankin bug'a girmiş. Nankin bug'a girmiş. İnanılmaz bir olay. Palette sıkıştı kaldı. Orada Berent'le ne yaşadılar bilmiyorum. Bu arada bir tane jeneratör 3 kişi tarafından bitirildi. Gördüğünüz gibi arka tarafta işte geliyor diye 3 kişi. Bakalım Jungle Jimmy nasıl oynayacak? Mehmetçik kovalamaya devam ediyor. Bir window tek görür müyüz? Hayır. Denemeyi tercih etmedi Emir. Emir şimdi biraz zora mı girdi acaba diyeceğim. Çok iyi bir fake geldi Emir'den. O kadar net yaptı ki. Şimdi atlamayı başardı. Emir'den inanılmaz hareketler geliyor şu an. Bu spotu çok iyi oynadı. Tekrar aynı şekilde dönmeyi tercih etti. Şimdi paleti devirebilir. Güzel bir prefire geldi bu arada Mehmetçik'ten de. Emir bunu da yemedi. Spotun ileğini, kemiğini sömürdü diyebilirim. Gerçekten ve gerçekten. Şimdi bir kere daha deneyecek. Şimdi inanılmaz bir juke geldi Emir'den. Bir de dolap fake. Emir yani jungle jimi harcamamaya yemin etmiş. Berent'ten güzel bir fake. Şimdi bir de dart. Volt atabilecek mi? Harika bir fake. Berent kusursuz oynadı burayı. Çok akıllıca oynadı. Ve şimdi late spotu için tekrardan avantajlı hale geldi. İstediği pozisyona geçebildi çünkü. Şimdi bir de volt attı. Berent late spotunu yalayıp yutmuş. Bakalım devamında neler yapabilecek. Şimdi atladı. KT'den bir çift mind game gelmiş orada. Berent gerçekten harika oynadı late spotunu. Ve şimdi uzaklaşmayı tercih ediyor spottan. Burada bir de palet bulabilirse takım adına çok başarılı işler yapabilecek. Şimdi mükemmel de bir fake. Sağında palet var. Bakalım volt atabilecek mi? Evet, atmayı da başardı. Berent inanılmaz oynuyor şu an. Bir kere daha volt atmayı deneyecek. Hayır, bir fake geldi. Atsa atar mıydı bilmiyorum ama. Charles. Başta paletleri erken devirmesine rağmen şu an gayet iyi oynamaya başladı. Şimdi bir de fake geldi. Şimdi atlayabilir. Bir fake daha geldi. Charles mükemmel oynuyor. Bir fake daha deneyecek. Stepney bakalım. Dodge atabilecek mi? Yine bir dodge girişim. Fakat yine başarılı olamadı. Derken Stepney adrenalinle yerden kalktı. O sırada chat'e bakıyordum. Bayağı farkı açtı katil. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Katil de tamam kardeşim Allah'a emanet olsun diyerek onu bıraktı. Bakalım şek paletini devirecek mi? Devirmedi. Mükemmel bir 360 geldi. Gerçekten çok iyi yaptı. Ve katilin başını döndürdü. Ama akıllarda tek bir soru. Madem base paletini harcayacaktın, niye işini riske bırakıp 360 attıktan sonra harcıyorsun? Şimdi fake deneyebilir. Şimdi atladı gerçekten. Das Kapital şiir gibi oynadı burayı. Yoluna devam edecek. Bir oçudocuk mu görürüz? Hayır. Atlayabilecek mi? Güzel fake. Mükemmel ışık kontrolü. Burayı iyi oynaması lazım. Katil vursa sanki vururdu. Bir hata yaptı. Fakat buradan sonra Das Kapital'ın işi çok zor derken hayır. Volt atmayı başarırsa işi hiç de zor değil derken Katil'e resmen beyaz bayrağı çektirdi. Ekrem dolapta saklanmaya devam ediyor derken korku filmi gibi önünden bir Ghostface geçti. Katil bölmek adına tüm jeneratörleri ayırmış. Emir yine palet devirmiyor. Bir kere daha. Çok ilginç bir hareket geldi Emir'den. Emir ne oldu? Katil hiçbir şey anlamadı şu an. Mehmetçik ne olduğunu anlamadı. Emir base paletinde harcamadı. Base paletinde harcamayarak şu an 3 tane jeneratör bir anda bitebilir bu arada. Emir umarım bir hata yapmaz. Artık bir şekilde harcaması lazım bu spotları. Aynen öyle. Bills gerçekten şu an şiir yazıyor yani. Diyebiliriz. Şiir gibi oynuyor. Devirmeyip volt atmayı tercih edebilir. Aynen öyle. İşte çift spotu birleştirmek derken size videomda, rehber videomda bundan bahsetmiştim. Aynı Emir'in yaptığı gibi. Bunu yaptığınız zaman katil için iş çok zorlaşıyor. Şimdi bir de stun atacak. Emir katilde olduğu kadar sonra ayrıldı. Kusursuz bir performans sergiliyor. Ve katil hala üzerine çekmeye çalışıyor ki çekti. Bir stun daha atacak. Bir dump tek denemesi görür müyüz? Evet, bir dump tek denemesi de gördük Emir'den. Şimdi hasarını almadı. Bir de window tek dener mi? Hayır, onu denemedi. Ve adrenaline fullenerek yoluna devam ediyor Emir. Bilgiye ulaşmanın hem çok kolay hem de çok zor olduğu şu son... Biliyorum abi. Ağzı yapıştım. Evet, devam et. Şu zamanlarda insanların bilgi ihtiyacını karşılamak için ille de basılı kaynaklara yönelmelerini beklemek oldukça yanlış bir düşünce biçimidir. Bilgi patlaması sizin tam anlamıyla Şimdi bakalım Furkan ile Emir arasında nasıl bir mücadele dönecek.
Çok ilginç bir hamle geldi Furkan'dan. Başarılı olması da ayrı bir ilginç. Furkan inanılmaz bir hareket yaptı. Gerçekten inanılmaz bir hareket yaptı. Turnuvanın en ilginç hareketlerinden birisiydi. Neler yaptığını ben de anlamadım. Benim de başım döndü. Aa, Fahez yine oyunun düzelmeyen bir bug'ında. Chat yazınca fark ettim ben de. Oyunun asla düzelmeyen bir bug'ı. Yine burada sıkışıyor ve gerçekten çok ilginç. Ama oraya gelen kişi muhtemelen Zoar. Hayır, Berent'miş. Hemen onu koruyup kolluyor. Gördüğünüz gibi tunnel'ı da bu şekilde önlemiş oldular. Ve Berent izini kaybettirmiş olabilir 9'un şu an. Çünkü kendi üstüne çekti katil tamamen. Ve tunnel'ı engellemiş oldu. Arkadaşının üçlenmesini engellemiş oldu. Şimdi harika da bir fake verdi Berent. Harika da bir fake verdi. Bir hasar geldi fakat Borovut. Borovut perk'ün önemini gördük. Charge'da kovalamaya devam edecek. Çünkü decisive'in olmadığını biliyor. Charge'dan harika bir hamle geldi. Harika bir fake daha geldi. Bektim ki. Hayır. Kağıt çoktan geldi bile. Bu arada Fatih abi sıkıştırarak özelliğine geçti. Ve kafasına indirdi. Fatih abi kaçmak yerine jeneratörde saklandığı için biraz cezasını çekti diyebiliriz. Şimdi kan havuzuna bastı fakat yine de avantajlı olan taraf Zoar. Ve katilin paleti kırdığını görüp uzaklaştı. En azından ölse bile ikinci asılış olacak. Çok büyük sıkıntı değil. Katile olabildiğince zaman kaybettirmesi lazım. Orada harika bir trik geldi Freddy'den. Çok iyi bir trik geldi. Önüne ışınlandı Zoar'ın. Ve o güçlü spotu kilitledi Zoar'a karşı. Ve Zoar bitkin efekti olduğu için de gerçekten çok akıllıca bir hamle geldi bu arada Freddy'den. Nasıl oynayacaklar derken Emre'yi buldu bile. Emre'nin performansı önemli. Güçlü bir isim derken mükemmel bir fake'le zaten maça başladı. Ve hala 9'un peşinde. 9'dan güzel bir hamle geldi. Stun atmayı başardı katilde. Mini de bir T-back. Şimdi burada fake atabilir atlamak yerine. Çok iyi oynadı burayı. Ve soydan hemen gelip hasar aldı. 9 üçlenmesin diye ve katile yine bir yön şaşırttılar. Gerçekten gereksiz Trevor Basar ekibi. Mükemmel yapıyor bu yön şaşırtma işini. Gördüğünüz gibi katil çıldırdı. Anasını avradını diye resmen. Oraya bir kere daha vurdu. Stun yemesine rağmen. Soydan bakalım. Buradan avrat bir fake atabilir. Çok iyi oynadı burayı. İki çift taraflı harika oyun görüyoruz şu an. Hem 9'dan hem soydandan. Şu an mükemmel oynuyorlar. Ve adrenalinle soydan fullenerek uzaklaşıyor. İlk asılış olacak sanırım ya da iki. Herhangi bir sorun yok. Palet smash gelir mi? Palet smash geldi. İnanılmaz bir hitbox. Sanki tam olarak palet smash değildi bilmiyorum ama. Uzaktan vurdu gibime geldi. O palet smash atanı görmedim bu arada ama gerçekten güzel bir palet smash gördük diyebiliriz. Ve 9 burada ölmemeyi başardı. Maçın en kritik anlarından birisiydi kesinlikle. Kadir olabildiğince yukarı çekmeye çalışıyor sanırım. Katili harika bir dodge geldi Kadir'den. Gerçekten harika bir dodge geldi. Fakat burada dolaba girdikten sonra grablendi gibi bir şey oldu. İlginç bir hamle. Çok safe bir spot değil burası. Ama kıvrak perkünü çok güzel kullandı Hello Idiot. Arkadaşını alacak mı? Evet alacak. Derken çok ilginç bir şey oldu. İnanılmaz bir şey oldu. Çok saçma bir şey oldu. Her şeyi yapabiliyor gördüğünüz gibi. Fake atarak geldi ve orada bunu devirse de devirmese de ölecek. Çok iyi bir hamle geldi Kill Strike'dan. İkidir kendi ölümünü geciktiriyor. Emir'in suratı gerçekten ilginç ve katil küstü. O da katili köşeye sıkıştırdılar. Oyunun amacı değişti. Ve bayağı keko oturuşu yaptı orada katil. Şu an Storm ile dertleşiyorlar. Kardeşim ne yaptın diyor. O da iyiyim kardeşim sen ne yaptın diyor. Sizin W'yu sattınız mı diyor. Şu an böyle anlaşıyorlar. Ve ilginç bir gidiş izliyoruz Survivor'lardan. Gördüğünüz gibi kafalarını kaldıra kaldıra. Emir bakalım. Hamle'ye karşı nasıl bir performans sergilecek? Çok iyi bir oyun sergiledi. Kabul etmek lazım. Şimdi hasarı aldı. Hemen bakalım. Mami Beals'a neler yapacak? Güzel bir trik denemesi Beals'dan. Beals gerçekten çok iyi oynadı burayı. Dedard olmasa muhtemelen ölmüştü fakat Dedard da çok mantıklı attı. Mami bakalım Beals'ı kovalamaya devam edecek mi? Sanırım edecek. Evet Beals'ı gördü. Şimdi Emir gerçekten Norus'a karşı adeta kitabını yazmış bu işin. İlk hasarı biraz hızlı alacak gibi. Hasarı almasına rağmen paleti devirdi bu arada Freddy'den uçarak bir vuruş geldi. Herhalde Spectate bug'ı diye tahmin ediyorum. Hayır Nankin bug'a girmiş. Nankin bug'a girmiş. İnanılmaz bir olay. Katil bug'a girdi. Rios atacağız. Palette sıkıştı kaldı. Ben Nankin'in yanına gideyim. Reis
Abi işte o paletin üzerindeyim. Palet götüne girdi herhalde biraz. Bir rivost alacağız. Gördüm tamam. Gördüğünüz gibi ilginç şeyler yaşanıyor serverlarla. Freddy arasında çok ilginç bir an gerçekten. Bakar mısınız abi Freddy'ye? Bayağı halay çekiyor yani orada. Paletin üstüne çıkmış halay çekiyor. Burada yetim gibi kaldı. Nemesis. Çok iyi bir 360 geldi Nemesis'ten. Nobi'den güzel bir dodge geldi. Bir deneme daha. Bir kere daha başarılı oldu. İnanılmaz hamleler geliyor bu arada Nobi'den. Veya da olabildiğince yavaşlatması lazım. Şimdi çok ilginç bir hamle oldu. Çok ilginç şeyler oluyor şu an. Enerji neler yaptı hiçbir şey anlamadım. Resmen iki kere dead art attı. Sayısını atmayı başardı diyelim. Şimdi Blended'le de devam ediyor Iron Will sayesinde ve katil onu görmedi. Hala görmüyor. İnanılmaz bir şekilde dibinden iki kere geçti. Bir an böyle bir minik arkaya ışınlandı gibi bir şey oldu. Anlamadım ama. Oo! Bir palet smash gördük. İlk ıskası geldi. İkili bir spot oyunu görüyoruz şu an. Hala düşüremedi ve Testi oradan kaçmayı başardı. Şimdi Ruby sıkıştı buraya. Testi kendisini kurtarmayı başardı. Bu spotun ölümcül bir spot olduğunu bildikleri için ikisi de kaçmayı tercih ediyor şu an. Orada kıvrak perkünü çok iyi kullandı Ruby. Hala Ruby'nin peşinde kaldı. İnanılmaz ilginç bir mücadele izliyoruz şu an gerçekten. Ruby atlarsa muhtemelen ölecek, bir fake verebilir. Fakat ölmedi, yetişmedi. Menzil yetişmedi. Gerçekten çok ilginç bir maç izliyoruz şu an. Bir volt atabilir Ruby. Çok iyi hamle. Çok iyi bir dodge daha geldi. Bir volt daha görebiliriz veya fake görebiliriz. Hayır, bir volt daha attı. Paleti kırmamakta inat ediyor katil. Şimdi volt görebiliriz. Harika bir fake daha geldi. Volt attı pencereden paletten atlamak yerine. Ruby ve Ezon'da katile pes ettirerek o paleti kırdırttırdı. Çünkü benim bu paletten hiç haberim yok. Bir respect bekledi. Erken devirmeyi tercih etmedi. Mükemmel bir 360 geldi. Şimdi bir dodge daha geldi. Katil neler yapıyor anlamak zor. Bir ıska daha geldi orada bu arada. Şimdi bu spotta kalmayı tercih edecek. Çok güvenli bir spot değil. Süper bir dead art. Bir de volt atabilirse. Ama neler yapacak? Biraz sakin davranabilir bu spotta. Şimdi güzel bir fake. Shadley çok iyi oynadı burayı. O zaman da hiç bulması biraz zor derken Mami katile yakalandı. Fusco özelliğini fullemek üzere. Hatch'i buldu bu arada. Hatch sesi geliyor yan odada. Bakalım kaçabilecek mi? Evet. Mami kaçmayı başardı. Son tuzağıysa, son kutusuysa %100 olarak kurtulacak. Candan inanılmaz bir şekilde 1 saniye kala kurtuluyor sanırım. Bu arada soydandan çok ilginç bir trik. Soydan. Şimdi aşağı düştü kayarak. Ferhan'ın peşini bırakmayı tercih etti katil çünkü buradaki üçlü jam farelerini bulmuş. Bu isimlerden birisi Sering. Yani tepki veremedim. O kadar güzel bir 360 attı. Bir kez daha aynısını denedi fakat bu kez başarılı olamadı. Kim aldı orada diye bakıyorum. Mami almış ve hasarı aldı. Furkan da şimdi bloklayacak katili. Ve çok iyi bir base oyunuyla. Harika da bir adrenalin oyunuyla gördüğünüz gibi 3 kişi birden hasar alarak orada birbirlerini koruyarak son jenin bitmesini beklediler ve son jen bittiğinde 3 kişi birden fullendiler. Vegeta ve Mert'in son asılışları olacak, bir sonraki asılışları. Pluedra hiç asılmadı diye hatırlıyorum, hatta yaralanmamış bile olabilir. Derken 5 saniye sonra Pluedra'nın yaralandığını gördük arkadaşlar. Ve hasarı aldı fakat yapacak çok fazla bir şey yok. İnanılmaz bir dead art geldi. Ve bir 460 denemesi fakat başarılı olamadı. Sterling'i kovalamayı tercih etti. Sterling içeri atladı fakat palet devirebilecek mi? Güzel bir dead art. Sterling gerçekten çok önemli. Bir fake verebilir. Çok iyi oynadı burayı. Ve bu arada iki kişi giderse eğer, bu iki kişi kapıyı açıp 3 kişilermiş zaten burada. Süreye bile gerek kalmadı. Gerekse Trailblazers ekibi ne yapıp ne ediyor, yine şampiyon oluyor. Ve 3 kişi gördüğünüz gibi şampiyonluğunu yine ilan ettiler. Gerçekten winner olmak böyle bir şey. Soydan da bu arada attempt atmış. Gerçekten. Daha bunun bir üstü yok. Attempt atmış. O da kaçtı ve 4'te 4 yaptılar. Bunun bir üstü yok. Gerçekten kelimeler tükendi artık.